Hedef koyuyoruz ki, koyduğumuz bu hedef şu olsun. Ben bu dünyada onun ayrılığına dayanamam. Kimsenin onun gözünün üstünde kaşım var demesine razı olmam. Kimsenin onu azarlamasına asla müsaade etmem. Ayağına diken batmasına razı olmam. Şimdi bir iki örnek sizlere arz etmeye çalışacağım. Böylesine düşkün olduğumuz yavrularımızla ilgili peki şu anda olmalı. Bu dünyada üzerinde titredik. Gecemizi gündüzümüze kattık. Hani Anadolu ifadesiyle söyleyeyim. Analar saçını süpürge etti. Dizlerinde bunun bakımından derman kalmadı. Gecesine fedakarlık yaptı. Yemedi, yedirmedi, aç kaldı, doyurdu. Yani Kur'an'ın ifadesiyle vehmen ala vehmen sıkıntı üzerine sıkıntı ve dünyaya getirdi. Sonra da üzerinde titredi. Titredi ama ahirete hesaba katmadı. Ben demin dünyevileşmek diye bir tabir kullandım. Onu da şöyle haddim olmayana şöyle izah ediyorum. Dünyevileşme ahiretsiz bir dünya hayatını tercih etmedi. Bazen dünya ve dünyevileşmeden bana söz ettiğimiz zaman dünyada nasibimiz olmasın. Hristiyanlıktaki ruhban anlayışı gibi bir hayatınız olsun. Dünyadan el etek çekin. Bir hırka, bir lokma, bir anlayış içerisinde bir dünyayı tercih edin gibi öyle söylediğimizi zannediyorlar. En iyiye, en güzele Müslüman layıktır. Allah Celle Celaluhu bu dünyanın bütün nimetlerini müminler ve Müslümanlar için yaratmış. Müslümanların sayesinde, onların vesilesiyle de diğerleri de istifade ederler. وَالَّذ۪ي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْعَرْضِ جَمِيعًا Yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için yarattık diyor Allah-u Teala. Elbette bunlardan nasip olacak. Ama kırılmaş o. Ahireti hesaba katmıyor. Şimdi ben bir daha soruyorum, çok soruyor. Bu dünyada ayrılıyor. Gönlümüz razı değil. Hazreti Ali Kerimallahu Veç Hazretleri'nin bir sözü var. Diyor ki, çok hoşuma gider. Cehennem ateşinden çocukları korumak, dünya ateşinden korumaktan daha önemlidir. Öldük her birimiz, gelip gideceğiz bu dünyada. Yani kimin ne zaman gelip ne zaman gideceğini ancak Rabbimiz bilir. Öyle olunca bize emanet olarak verilen yavrularımızı, onları koruma, muhafaza ederken, eğitimlerini sağlamaya çalışırken, ahiretsiz bir eğitimi onlara verdik ama ahireti hiç hesaba katmadık. Onlar da maneviyattan mahrum kaldılar. Yani özellikle okul çağına kadar gelecek süre içerisinde dinini, imanını, ahlakını, değerlerini, davranışlarını anadan babadan öğrenecek. Bir büyük zatın ifadesidir bu. 80 küsur yaşına kadar 80 hocada okudum ama ilk 4 yaşına kadar annemden öğrendiklerimin yerini hiçbirisi tutmaz diyor. Yani ne verdi? Öyle bir şey yaptık ki ahireti hesaba katmadık, böylece yetiştirdik ama öbür tarafta hesap görüldü. Ne oldu? Hani Cenab-ı Hak ayette belirtiyor ya, يَوْمَّ يَفِرُّ الْمَرْضُ مِنْ اَخِيهِ وَاُمِّهِ وَاَب۪يهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَن۪يهِ Orada başladı kaçışlar. Çünkü görevler yapılmadı. Çünkü bu dünyada evladına karşı öyle davrandı ki ebeveyn, kendisi, onun sahibi kendisini onun sahibi zannetti. Emanetçi olduğunun farkına varamadı. Emanet edenin düşüncesine, emanet edenin iradesine, emanet edenin isteğine uygun bir davranışın içerisinde bulunmadı. Bu dünyada ayrılığına razı değildi. Orada ayrılık meydana geldi. Tefsirlerde, kitaplarda diyor ki, ahiretin ayrılığı, ahiretteki ayrılığın azabı cehennem ateşinin insana verdiği ızdıraptan daha çetin. Allah muhafaza buyurun. O zaman hedef ne olacak? Yani ana, baba, çocuğumu yetiştirirken şu hedefi ortaya koyacak. Ben ahirette de onunla beraber olmak istiyorum. Ben yavrumun cehennemde yanmasına razı değilim. Yaptığım bütün fedakarlığı buna yönelik yapacağım. Onun gönlünü ihmal etmeyeceğim. Onun aklını kirletmeyeceğim. Onun kabiliyetini tespit edeceğim. Onu her türlü tehlikeden koruyacağım. Zaten sevgi kelimesinin içerisinde mündemiş olan da budur değerli kardeşlerim. Sevgi her istediği yapmak, dünyaya ait her arzuyu yerine getirmek değil. Onu korumaktır.
onu muhafaza etmektir. Bütün peygamberler ehillerine namazı emrettiler. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Azim Şan'da İsmail Aleyhisselam'dan bahsederken, Lokman Aleyhisselam'dan bahsederken hep bu yönlerde vurgu yapıyor. Onun için değerli kardeşlerim, bu noktayı göz önünde bulundurmak lazım. Şu dünyada demin söyledim ya, ayağına diken batmasına gönlümüz razı değil. İyi de öbür taraftaki ayrılığa ne diyeceğiz? Allah muhafaza. Orada hesaplar görüldü. Hani hadis bize bir şey öğretti Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Kişi iyiye, güzele, hayra, doğruluğa, beyinli bir vaziyette yaratılır ama onu terbiye edenler. Bu anadır, babadır, okuldur, çevredir, arkadaştır. Öyle bir arkadaş seçti, hiç sesimizi çıkarmadı. Hani Furkan suresinde Allah Celle Celaluhu görüyor ya, o gün baktı ki kişi, ana baba üzerinde titremiş ama arkadaş seçiminde ona yardımcı olmamış. Kişi şöyle diyecek, ya veyleta leyteni lehmettekiz filanen halila. Keşke falancayı dost edinmeseydim, onlarla birlikte düşüp kalkmasaydım, onlarla birlikte hareket etmeseydim. Bugün perişan olduğum bu manzara karşıma çıkmayacak. Bunu arzu etmiyorsak değerli kardeşlerim, dünya üzerinden misalini verebiliriz, değil mi? Eğer bir insan, bakın, eğer bir insan ahireti hesaba katmadan çocuklarına dünyevi bir takım şeyler verme noktasında çaba gösteriyor, ona iman, din, ahlak bir takım güzellikleri, daha doğrusu yaratılışta var olan o fıtratı muhafaza edecek bir gayretin içerisinde olmuyorsa, bilsin ki onun cedveli eridir. Bu cümleyi çok kullanırım ve çok hoşuma gider. Baştan yapılan hatayı ifade eden en güzel cümlelerden birisi budur. Cedvel eriyse, cedvele kızmaya gerek yok, eğri cedvelden doğru çizgi çıkmaz. Yani o zaman işi baştan yanlış yapmış oluruz. Onun için emaneti bize emanet eden, yollarımızı bize emanet eden Rabbimiz ne diyor? Diyor ki Cenab-ı Hak, ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, Allah'ın Allah'a ve Resulüne ve onun emanetlerine hıyanet etmeyin diyor. Çocuklarınızı ve nesillerinizi onları Rabbimizin iradesine uygun bir şekilde davranmamız gerektiğini bizlere hatırlatıyor. Bunun için değerli kardeşlerim, bakın düşünün, size bir örnek vereyim. Annenin, babanın fıtratında da sevgi vardır çocuklarına karşı. Hani bir savaşta muhtemelen Bedir Harbi'nin sonucu esirler alınmış, bir tane hanım o hengamede çocuğunu kaybetmiş. Böyle bir yukarıya bir aşağıya, bir sağa bir sola boş durup duruyor. Çocuğunu kucağında gören emzikli bir kadın gördüğünde onun kucağından çocuğunu alıyor, bağrına basıyor, çocuğuna olan hasretle onu kucaklıyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, değerli kardeşlerim, yanında bulunan sahabeye diyor ki, şu annenin, şu anne bir ateş yakılsa da evladını bu ateşin içerisine atmayı teklif etse razı olur mu? Olmaz diyor. Anne razı olmaz. Dolayısıyla Allah da kulun cehenneme gitmesine razı değildir. Böyle olduğu için de buna bir hedef koyuyor. Diyor ki, siz çocuklarınızı yetiştirirken ahireti hesaba katarak yapınıyor. Ve buyuruyor ki Cenab-ı Hak, وَأْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَالصَّبِرِ Çocuklarınıza, ehlinize namazı tavsiye edin, emredin, kendiniz de buna sabredin. Şimdi az önce söyledim, biraz daha açmış olayım. Biz emanetçi değil de sahip bir şey davranınca, sahip olanın, Allah-u Teala'nın muhtesinde olan görevi de kendi muhtemiz anıyor o zaman. Faydasız bir iş yapmış. Yürek Cenab-ı Hak bak burada. وَمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَالصَّبِرِ Ehline namazı emret, kendin de buna sabret. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقَ Biz sizden rızık istemiyoruz diyor Allah-u Teala. نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَالْاَقِبَةُ لِلتَّقْوَى Biz sizden rızıklandırıyoruz. Akıbet ise ancak müttakiler için buyuruyor Cenab-ı Hak Taha suresinde. Mesela Kur'an-ı Azimüşşan'da Lokman suresinde Allah-u Teala oğlu Lokman'a nasihat ederken aynı zamanda bizlere, değerli kardeşlerim, bir baba, bir ana
çocuğunu yetiştirirken evvel emirde öncelikli olarak neler öğretmesi gerektiğini de burada bize öğretmiş oluyor. Diyor Cenab-ı Hak, ya büneyye la tüşrik billah, inne şirke le zulmün azim. Ey oğulcuğum, Allah'a ortak koşma, çünkü şirk en büyük zulümdür. Şu ifadedeki sıcaklığı görüyor musunuz değerli kardeşlerim? Bu da fıtri bir olay. Ya büneyye, yani ey oğulcuğum, sıcak bir ifade, sıcak bir yaklaşım. Sonra Cenab-ı Hak ayetlerin devamında, ya büneyye akimis salat, ey oğulcuğum, namazını da kıl buyuruyor. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Azimüşşan'dan, İsmail Aleyhisselam'dan söz ederken, وَذْكُرْ فِي كِتَابِ İsmail'in, İsmail'den de bu kitapta bahset. اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولَ النَّبِيَّ. O sadık önünde duran ve Resul ve Nebi idi. وَكَانَ يَقُرْ اَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. O ehline namazı ve zekatı emrediyordu. وَكَانَ عِنْدَ رَبَّهُ مَرْضِيَّ. Rabbi ondan razı olmuştu. Değerli kardeşlerim, mucize olarak dünyaya gelip de beşikteyken İsrailoğullarına hitap eden İsa Aleyhisselam, o beşikteki konuşmasında da Allah bana namaz kılmayı emrediyordu. Şimdi değerli kardeşlerim, bunları ihmal ederek, yani tekrar söylüyorum, bu cümleyi çok fazla tekrar ettim, sıkıcı olabilir, bir konuyla belki bu zihni yorgunluğunuzu izah etme gayreti içerisinde olurum. Ama şunu ifade edeyim, ahiretsiz bir dünyayı tercih ettik, namazıydı, imanıydı, itikadıydı, ahlakıydı, fıtraten beyinli olduğu konuları geliştirecek hiçbir davranışı içerisinde bulunmadı. Ya sorsam böyle bir yani yapamayan, yani mümin bir kimseden söz ediyoruz. Cehennemde yanmasına razı olur musun? Olmam. Öyleyse şunu bilmek lazım. Hani bir atasözü var ya, dala tırmanan keçinin yavrusu da dala tırmanır. Gözü orada olur. Örnek olmak gerekiyor. Fazla bir şey yapmaya, böyle çok fazla çabalamaya gerek yok. Söylediğimizi hayal ötesinden getirip yaşanır bir halde göre göre onlara evimizi bir mektep haline getirmek suretiyle. Böyle bir çabanın içerisinde olmak lazım. Ve bütün bunları yaptık da olmadı. O zaman da olmayabilir de burada da tevekkül etmek lazım. Yani çünkü onları zehirleyecek ortam o kadar yaygın ki Allah muhafaza, Allah nesillerimizi muhafaza etsin. Geçmişteki bir insan %50 bir çaba gösteriyorsa çocukların yetiştirme noktasında bugünün insanın %100'ün de üstünde gecesini gündüzüne katacak bir gayretin içerisinde örneklik yaparak bunu göstermesi lazım. Bakın, zihni yorgunluğu giderme adına bir asr-ı saadette yaşanmış bir olay size anlatayım. Değerli kardeşlerim, sahabeden bir delikanlı vefat etmek üzeredir. Yanında bulunanlar bana bir kelime-i tevhid getir derler. Yani la ilahe illallah de derler. Aslında kitaplarımızın bize öğrettiği telkin ölüm döşeğinde olan bir insanın yanında Allah-u Teala onu hatırlatılır ama de denilmez. Yani bu işin nedeni budur. Niye denilmez? Can havliyle demiyorum diye bir şey der Allah muhafaza. Kaş yapalım derken göz çıkarılıyor. Onun için ne yapılır? Yani sekeratı mevt halinde bulunan birinin yanında Allah, Allah, Allah denilir. Allah-u Teala ona hatırlatılır ama tehlinde bulunmaz. Onlar öyle yapmamışlar da bir kelime-i tevhid getir demişler. O hasta delikanlı bu sahabeden bahsediyor. Ne demiş biliyor musunuz? Ya söylemek istiyorum ama ağzımın içinde dilim dönmüyor. Konuşmayı yapıyor. Meramını anlatıyor. Ama diyemiyor la ilahe illallah. Allah cümlemize ahir kelamı la ilahe illallah diyen kullarından olmayı bizlere nasip eylesin. Tabi sahabe bu. Birileri adına üzülmeyi de çok iyi beceriyorlar. Birileri adına sevinmeyi de çok iyi beceriyorlar. Yani böyle bir örneklemeye kalksam vaktimiz yetmez buna. Ama üzüntü duymuşlar onun bu halinden. Koşarak Cenab-ı Peygamber huzuruna gelmişler. Diyorlar ki Peygamberimize, ya Resulallah,
falanca kardeşimiz vefat etmek üzere, biz ona bir kelime-i tevhid getirdik, o da diyemediğini söyledi. Onun durumunu sana arz etmeye geldik deyince, Efendimiz ilk ne sormuş biliyor musun? Hem bunu söyleyeceğim hem de bir tesbih, kitapları yazdığım tesbihini söyleyeceğim. Efendimiz diyor ki, bu delikanlı namaz kılar mı? Namazını kılar ya Resulallah. Fakat biz öğrendik ki annesiyle arası iyi değilmiş. Şimdi aziz Müslümanlar bakın burada şunu da ifade edeyim. Burada kitaplarımız yazıyor. Beş vakit namaz farz kılındıktan sonra bu da Allah rızası için. Şu cemaati ben kim nedir ne değildir, kim musalli, kim beylemez bunu bilmiyorum. Ama bak bu hadiseden hareketle şu anda bizi dinleme lütfunda bulunan bütün kardeşlerine bir şey söylüyorum. Gelin, beş vakit namazını düzenli kılamayan kardeşler, şu Ramazan-ı Şerif'in şu mübarek gününü kendimiz için bir fırsat telakki edelim ve eğer namazımızda eksiğimiz varsa bunu giderecek beş vakit namazımıza başlayalım. Çünkü beş vakit namazını düzenli kılana Allah-u Teala'nın vaadi var cennete koyacağına da. Allah bizleri mahrum etmesin, bunu da hakkıyla eda etmeyi hepimize nasip eylesin. Şunu demek istiyorum. Bir Allah'ın kulu, bakın önemli bir tespit bu. Bir Allah'ın kulu sahabe içerisinde birisi gelip de bir peygamberimize ya Resulallah ben keyfi olarak namazımı kılmadım. Bakın mazeret ayrı. Uykudur, kulaklıktır, efendime söyleyeyim, ameliyat masasında, hastasına ameliyat yapan bir dokun. Neyse kitaplarımız, yani namazın hangi hallerde kazaya kalabileceğini bizlere bildirmişler. Teferruatına girmiyor. Ama bir şey söylemek istiyorum. En belirgin iki mazeretin uyku ve unutma. Bu da bizzat Cenab-ı Peygamber'in uygulamasıyla olmuş sahibi içerisinde. Uyku ve unutmanın ya da dinin meşru gördüğü mazeretin dışında bir Allah'ın kulu gelip de Peygamberimize ben keyfi olarak namazımı kılmadım, bana ne gerekir ya Resulallah diye sormuş. İşte sahabeyi de farklı yapmak usul budur değerli kardeşler. Yani burada şeyden bahsederken, Peygamberimiz o ölmek üzere olan sahabeyle ilgili namazını sormuş, namazı kılar mı manasıyla arası değil. Peygamberimiz diyor ki ben delikanlının yanına gidiyorum, siz de annesini oraya getirin. Anne geliyor. Tabii anne diyor ki Cenab-ı Peygamber, ben şimdi Medine'nin ortasına bir ateş yaksam, bu senin yavrunu da o ateşin içerisine atsam, gönlün razı olur mu? Anne bu, razı olur mu? Daha çocukluğumda böyle ilk okula giderken, galiba yanlış hatırlamıyorsam, Mehmet'in yurtta bulun, bir anneyle ilgili bir şiirim olmuş. Hayırsız bir evlat, annesinden bir şeyler istiyor, baba da yok, derken uzatmayayım, annesini bıçaklamış. Anne, elinin, çocuğunun elindeki kanı görünce, annelik şefkati ve merhameti, ya böylesine merhametli, Allah-u Teala'nın o bölüp de taksim ettiği en fazlasında anneye verdiği merhametle bir anne baba kendisine hedef koyarken nasıl olur da ahirete hesaba katmaz? Ya ben bu dünyada beraberim, öbür tarafta hesabımız döndüğünde birbirimizden kaçacak bir duruma düşersek halimiz ne olur diye nasıl bir endişe duymaz? Allah muhafaza buyursun. Onun için değerli kardeşlerim, anneye bu teklifi yapınca Cenab-ı Peygamber anne diyor ki gönlün razı olmaz ya Resulallah. Öyleyse o zaman oğluna hakkını helal et. Eğer sen hakkını helal etmezsen Allah bu oğlunu cehenneme ateşe atacak. Bunun üzerine anne hakkını helal ettim diyor. Hani o az önce diyemiyorum diyen, Allah diyemiyorum diyen, la ilahe illallah diyemiyorum diyen o delikanlının dilinin bağı çözülüyor. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyerek ruhunu teslim ediyor muhterem kardeşlerim. Değerli Müslümanlar, bunun bir de dünyevi kazancı var. Yeri gelmişken bir iki cümleyle de ondan bahsetmek isterim. Biz Yasin suresini hep ölmüşlerimize okuruz değil mi? Yanlış anlaşılmasın, okumayın da demiyorum ha. Okuyun elbette. Kur'an-ı Azimüşşan'ı her halükarda Kur'an'la meşhur olmanın kişiye kazandırdığı sevapları saniye kalsak burada bizim gücümüz yetmez. Ama bir şey söyleyeyim sadece. Kur'an-ı
Kur'an-ı Kerim'in yüzüne bakmak bile ibadettir. Elbette onu okuduğumuz sevap elde ederiz. Okuduğumuz sevabı ölmüşlerimizin ruhlarına da hitap eder. Amenna. Ama bir de orada dirilere hitap eden bir ayet-i kerime var. Yani şöyle söyleyeyim, demin söyledim belki baştan beri söyledim ben de. Biraz toparlayacak olursak, çocuklarımızı yetiştirirken bir hedef koy. Neydi bu hedef? Rabbimizin iradesine uygun bir şekilde dünyada beraber olduğum yavrumla da ahirette de beraber olmayı hedefliyorum dedik. Buna göre bir çaba sarf ettik. Böyle yapan bir kimse dünyada da bir kazancı var mı? Elbette var. Bakın şimdi bir ayet okuyacağım size. Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretleri buyuruyor ki ve men nuammiru Yasin suresinde ben şimdi ayet okurken çoğunuz hatırlayacak ve benimle birlikte tekrar edeceksiniz. وَمَنْ نُعَمِّرْهُ مُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ اَفَلَا يَعْقِلُونَ Kimin ömrünü uzatırsak yaratılışını tersine çeviririz, hala akıl veririz. Bir akıl verin bakalım. Bu ayetin üzerinde biraz düşün. Bak, aklında kalabilen kısa bir ayet. Kimin ömrünü uzatırsak yaratılışını tersine çeviririz. Ne demek biliyor musun? Yaşlı bir çocuk haline geldi. Çocuk büyümek için nasıl ki ikinci bir şahsa ihtiyaç duyarsa, nasıl karnını doyuramazsa, nasıl kendini temizleyemezse, nasıl yürümek için birine ihtiyaç duyarsa, nasıl her şeyi yiyemezse, yaşlanmış bir fani bir insan da aynıdır. O da mutlaka hayatını devam ettirebilmek için yakınında birine ihtiyaç duymak durumundadır. Bu kim olacak? Bu işte Allah'ın muradına uygun bir hayat tercih edip de çocuklarıyla ahiret birliğini hedefleyen insanda olacak. Yani o şöyle düşünecek. Rabbimin rızası, ana babamın rızasında diyecek. O bilecek ki onlara öf bile demenin caiz olmadığını farkına varacak. O bilecek ki onların yüzüne bakmanın ibadet olduğunu idrak edecek. O bilecek ki ana babaya asi olanın iflah olmayacağını, rahmetten mahrum kalacağını bilecek. Yine o bilecek ki asi olan birisinin kainatı efendisinin ifadesiyle cennetin kokusu 400 yıllık yoldan duyulduğu halde Allah'a yemin ederim ki anne ve babalarına asi olanlar bu kokuyu duyamayacaklardır diyecek ve onlara gereken hassasiyeti göstererek geçmişte çocukluğunda onların yaptığı fedakarlıkların benzerini burada yaşlanınca onlara yapacak. Bu sonuç nereden çıktı ortaya? Hedefinden dolayı çıktı. Yani çocuk yetiştirirken Rabbimizin rızasını hedeflediğini ve şöyle düşündü. Ben bu dünyada onu yetiştirip ahirette onunla ayrı kalmayı istemiyorum. Ahirette de beraber olmak istiyorum. Hatta değerli kardeşlerim bakın bir hadis-i şerif daha okuyayım size bu konuyla ilgili. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet edilen bir hadis-i şerif. Hani Ebu Hureyre radıyallahu anh'u hani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Turfa'u min beyyeti ba'de mevdihi derecedir. Bir insan öldükten sonra kabir hayatında mahşere gitmedi. Böyle içinde bulunduğu halde diyelim ki kabir azabı var. Kabir azabı diyelim ki ruhlar aleminde iyi bir yerde derecesi yükseltildi. Böyle buyuruyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. O derecesi onu yükseltilir. Ve yakulu bu kişi derecesi yükseltilen kişi der ki ey Rabbi, ey şeyin hali, benim derecemi ne yükseltti böyle, ne oldu da ben böyle terfi ettim. Derecenin aslında terfi de yükselmek demektir. Yani Türkçe karşılığı bir basamak daha yukarıya çıkmaktır. Fevkalu bana şöyle denilir. Veledüke istavka aleke. Senin geride bıraktığın evladın sana dua ettim. Bilmiyorum, haddimi aşıyorum. Yanlış mı söylüyorum ama bir şey paylaşayım. Az önce namazdan falan ben epey söz ettik. Eğer bir ana baba namazlı bir evlat yetiştirmişse onun amel defteri kapanmaz diyor. Nereden çıkarıyoruz hocam? Nereden çıkarıyoruz? Hemen söyleyeyim. Çünkü her namazda, her namazın son oturuşunda, selam için oturduğumuzda biz ne okuyoruz?
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اذكر يا ربي beni, ana babamı ve bütün müminleri bağışla. Peki müsaadenler de var diyoruz. Şu an için önümde sohbetimi bitirmiş olayım. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan hem de Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem'e gala hem de Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki اِذَا مَاتَ الْعَبُّ اِنْ قَدَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ. Kişi öldüğü zaman amel defteri kapanır. Geride geçeydi. İlla min zelâsi. Bildiğimiz bir hadis-i şerif bu. Neymiş bunlar? Yani üç şey müstesna. Üç şey olan kişinin amel defteri kapanmaz. O yaşar. Hani ben şöyle derdim, bir yerde görev yaptım. Orada Yıldırım Beyazıt Hazretleri'ni yaptırdığım cami var. Huzur ömür olmakla neyi bahsederken derdim ki cemaat-i müslümin. Huzur ömür olmak ne demek biliyor musunuz? Bak 400 küsür sene geçmiş her cuma Yıldırım Beyazıt Han Hazretleri için dua ediyor. Bu adam amel defteri kapanır mı? Onun için sadakatın cari, kalıcı bir eser bırakmış. Bir sadaka yapmış. Ev ilmin müntefavvi, yani insanların yararlandığı, faydalandığı ilim sahibi. Ev veled-i salihin yedoğulahu, salih bir evlat bırakmış, onun arkasında dua ediyor. Bunu namazda da yapıyor, salih zamanda da yapıyor. Dolayısıyla Müslümanlar, muhterem kardeşlerim, bu konuya gereken hassasiyeti göstermenin Rabbimizin iradesi olduğu şuuruyla hareket etmeyi, sevdiğimiz yollarımızla ahiret birliğini temin edecek davranışın içerisinde olma gayreti çabası içerisinde bulunmalıyız. Allah her birimizi bu noktada muvaffak eylesin. İki tane kardeşimizin neden bir talebi var. İkisi de hastaları var. Tabii müminlerin müminler hakkında bir ağabeyinde yaptığı dua masum olan duadır. Rabbimiz kabul edeceğini Cenab-ı Peygamber bize beyan ediyor. O zaman biz de şöyle diyelim. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbel Alemin, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Bizleri cehennem ateşinden azat günler olan Ramazan'ın nuruna ulaştırdın. İlahi bayram sevincini tattın. İftarda bayramda nurumuz sevinci, cennete giren birliğimizde ebediyete tebliğ eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, ümmeti Muhammed'in bütün hastalarına, şu anda hususen bizden dua bekleyen kardeşlerimizin yakınlarına acilen şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi alemin, şu anda amin diyen cemaatin ahirete itikal etmiş bulunan bir cümle ölmüşlerine gani gani rahmet eyle. Bu vatanı bizlere emanet eden, bırakıp gitmiş olan bütün şehitlerimize ve bütün gazilerimize Rabbim gani gani rahmet eyle. Makamlarını, mekanlarını cennet eyle, bizleri şefaatlerine nail eyle. Kabul Rabbi hâdâ, Estağfirullahalazim. وأتوب إليه وأسأل الله لي ولكم التوفيق وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والفاتحة. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Lütfen saflarınızı tanzim edelim.